Nasıl? Niyetçi fırını. Ya fırını değil. Şimdi bu köyde zamanında kiremit imal ediliyormuş. Doğru mu? Evet. Bunu da senin fırında yapılıyormuş. Bu nasıl bir şeydi? Nasıl yapıyordun? Merak ettim. Onu öğrenmek istiyorum. Yani. Şeyin dayı. Şimdi şöyle başlayalım. Sen kaçlısın? Kaç yılında dünyaya geldin biliyor musun? Ben. Ha. Kaç yaşındasın? 96'ya girdin. Hay maşallah. Peki ben seni Burla'da göremiyorum. Sen nerede ikamet ediyorsun? Ben İzmir'de. Nerede? Salihli'de. Salihli'de. Ha. Çapatlı'da. Çapatlı. Ha. Ne zaman gittin buradan? Yarın iki. Hayır. Ne zaman göç ettin? Kaç yaşındayken burayı Kuşu'dan ayrıldın? 62'de. 62 yılında. Kaç yaşındaydın gittiğinde? Tamam. Kaçta gittin buradan? 62'de mi gittin? 62'de gittin. Yani 48 yıl önce falan gitmiş. 62 herhalde. Tamam. Peki gidene kadar burada ne iş tuttun? Hangi işlerle uğraştın? Ben kulağım ağrımıyor. Buradayken diyorum, buradayken. Hı. Ne iş, nasıl geçimini sağlıyordun? Ne iş yapıyordun? Burada kiremit kesiyordum. Kuşu'dayken. Kiremit kesiyordum. Kiremit, hep kiremitle var. Evet, kiremit. Nasıl kesiyordun? Kiremit yapardı. Neredeydi fırın? Nerede? Hocam Said'in yurdu bir süre ya. He. Said'in yurdu. O dedi amca Konya'da vardı. Evet. Nasıl yapıyordun? Toprağı nereden getiriyordun? Tepeden. Hangi tepeden? Ağa orada. Üst tarafı. Cübet Aman'ın bir yanları var. Mezarın üst tarafları. Mezarlığın üst tarafları mı? Berde burada. He. Hamayi'nin bir yanı. He. Mercimek şey, Cübet Aman'ın. Cübet Aman'ın oğladan alıyor. Nasıl yapıyordun peki? Çamurdan yapıyor. Demir var. Demire kalıp var. Onu da fırında sen. Peki buradan niye gittin sen Çapatlı'ya? Oğlan torba. Karışık mı? Kardeşim öldü burada. Ha. Burada duracağım. Başım belaya geldi. Arabanın çektiğin araba. Ekişi minak işi de arasınlar. Kim böleceğim ben? Ne bu kaldı ne olur abi. Onu ödürüm. Ha. Bir kardeş meselesi oldu. Neyse. Peki Allah rahmet eylesin. Şimdi senin kaç çocuk var? Duymadı. Çoluk çocuk, torun tombalak kaç tane? 65 tane torun var. 65 tane? Torun var. Hay maşallah ya. Peki senden? 5 çocuğum var. Evet. 5 çocuğum var. 5 çocuğum. Torun 65 tane. Peki sen akran kaldı mı Kuşulu? He? 90 yaşının üzerinde yaşayan var mı şu anda? Yok. Yani Mehmet dayı kaçlı? Bundan bak. Kaç yaşındadır o? O kaçta geldi ama? Kaç yaş küçük senden? 4-5 yaş ufak. O da 90 uzun. Sen 95 sen o da 90 uzun. O 90? 90 var. Peki, şeyin dayı, şimdi bu senin anlattıklarını ben yazacağım. Bu ne yandı? Ben kulağım ağrıyor. Diyorum ki, bu senin anlattıklarını diyorum ben yazayım, dergiye yazayım, yeni nesillere dalsın bu. Olur mu? Kemal'e lütfen yaz derler şimdi ya. Ben onları yazarız yarın. Şimdi de yazarım. Yarın da yazarım. Yarın ben zamanı lütfen. Tamam. Peki Çapatlı'da sen
Ya burada niye durmuyorsun da Çapaklı'da duruyorsun? Yani burası senin köyün, burada niye durmuyorsun? Soru çocuğu orada diye mi? Burada durmadık. Oraya gittik. Orada savunma, savunma, savunma. Oraya yerleştik. Kesinlikle yerleştik orada. Bu köyün bütün kiremitlerini sen mi yapıyordun? Ha? Köyün bütün kiremitlerini sen mi yapıyordun? Ben yapıyordum. Başka yapan yok. Yok, yok. Babam, amcam biz yapıyoruz. Bizim sülaleye ne deniyordu? Ha, çavuş o. Çavuş şey. Şey. Babanın adı ne? Ali. Ali. Çavuş Ali'nin oğlu şey. Evet. Senin çocuklar kim kim? Beş tane çocuk var dedin ya, kim onlar? Hep çocuklar mı var? Ne isimleri ne? Nurullah, Ali. Nurullah, Ali. Evet. Kızlar var. Üç kız var, iki olan var o zaman. Fatıma var orada, burada Rabia var. Evet. Peki. Allah razı olsun. Bizim için dua et. Bu kiremit olayını ben merak ediyordum. Normal o zaman bunun o kadar hani kalıbı sen niye başkası yapmıyordu, tek sen yapıyordun? Yani para kazanabiliyor muydun? Yani az mı kazandın? Az değil de kumam, usta mumam. Usta. Kumamın amcam. Peki onun sırrı mı vardı? Bu herkes yapamıyor mu bunu yani? Yapamıyor abi. Sırrı nerede? Bu çamurun üzerine başka bir şey katılıyor mu toprağa? Çaman. Çaman. Çaman katılıyor. Onun ayarı var. Kendine göre inceliği var. Kıvamı var. Çamur. O kıvama gelince de karıştırıyordunuz. Kalıplara döküyordunuz. Sonra fırına atıyordunuz. Fırın yok, fırında döküyor. Böyle. Bu fırın ekmek fırınları gibi mi? Aynı mı yani? Nasıl bir fırın? Fırın bir gözler gibi. He. Bir gözler gibi. Peki ona siz odun mu atıyordunuz? Odun. Odun atıyordunuz. Çok odun gidiyormuştur ona. Altı araba gidiyor. Oo. Altı araba. Bu bir yakımı mı? Hı? Altı gağını mı? Gağını, altı gağını. Altı gağını odun atıyormuş. Atıyor. Isınıyor. Bir yakıma o kadar gidiyor yani. Ha. Peki kaç paraydı bu tanesi falan, hatırlıyor musun? Kiremi değil mi? He. Ucuz muydu yani? Kiremi ucuzdu. 7 bini 100 bin liraya satılıyor. 7 tanesi 100. He. 100 kuruş. 100 lira. Kuruş falan. Fiyatı kaç paraydı diye soruyorsun da. Fiyatı. Yani kiremitler pahalı mıdır diye soruyorsun da. Ucuzmuş. Kiremitin fiyatı 1000 hesabı keserdik. 20 bin lira, 18 bin lira, 1000 yoktu, 1000. Sayı olarak 1000 tane. 1000 lira, 1000 yoktu. Sayı olarak 1000 mi? Sayı. Sayı. Sayı olarak. 20 liraya kesiyordunuz yani. 1000 tanesini 20 liraya kesiyorlarmış. Peki o zamanın bu kiremitleri herkes kendi başına döşeye mıydı, yoksa onu da bir döşeme ustası var mıydı yani? Evet. Herkes kiremiti döşeyemiyor. Peki şeyi de mi sen çakıyorsun? Ha? Çatıyı da mı sen yapıyorsun kendin? Yapsın beraber. Evin çatısını yapıyorsun, kiremitini döşeyip... Çatısını ustalar yapıyor. Ustalar yapıyor. Bunlar yapıyor. Sen kiremiti döşeyebilirsin. Sen kiremiti verdin. Bunlar döker abi usta. Usta döker. Peki saçaklan oralara taş mı koyuyordun? Bunları nasıl sürüyordunuz? Saçak kısmına. Saçak güzel olan dökerdi. Buraya dökerdi. Omurgalar da kireçle bağlandı. Omurgaları kireçle mi bağlıyordun? Ha. Kireç çözülmüyor muydu gardan, yağmurdan? Ha. Tutuyor onu sağlam. Kiremit. Üstüne kalıp kiremit kapıyor. He. O kiremitin altında duruyor. Şuradan dört kirecden geldi, doğru mu? Kirecinle omurgaları tutturuyorlarmış. Ha? Taşınan. Taşınan.
Çay, çay var mı oğlum? Ben şeyde... Çay içen mi çay? Suyun dayı. Hadi bir çiçek yap gel. Çiçek yap gel hadi. Şimdi? Evet. İlk zamanlarda burada da hala bunlar var mı? Çel İsmail vardı. Bugün sen bilmesin Çel İsmail. Çel İsmail mi? Evet, ha. O kim? Kimin oğlu yani? Sürekli, babası olan ben de bilmiyorum. Çel İsmail kimin oğlu? Sen de bilemezsin. Kimi? Çel İsmail ya. Sürekli Hasan'ın amcası mı o? Çel İsmail'i biliyor musun? Çel İsmail. Borcu olurdu başından götürdü şehirde. Şimdi bunalara evet. Fazla. Sen bu bunalara yetiştireceğim de hala bu milleti bunları izleyen çalışıyorum. Kireç yok. Et de yok. Pamuk. Ondan sonra kiremit şeylerden kiremit çıkıyor. Kiremit tozu. Yani kiremit biliyor mu? Şeylerden çıkıyor yani gavursanlıktan. Gavursanlıktan. Gavursan yani. Onlar döve 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 o adam bana gösteremedi. Bu gelen buralarda geçiyor. Nereden nereye geliyor? Oğlum bak ben yarın beni gideceğim. Ömrün dediği gibi bir zamanlar öyle ki insan çoğaldı. Horasan herhalde o zaman. Horasan, gavurun yapmış olduğu tuğlalar mı? Değil ya, kimden soy yerine yapılıyor Horasan. Gavur yapmış, anladım. Türkçe tamam. Yapmış. Tamam, tamam, anladım. Şimdi daha kısası, buraya ilk şey, kopere kurulduğunda... Baş yerine kurulduğunda Horasan'ı. Selim Bey'le ikimiz vardı. 8 sene burada bankada çalıştım ben. İkimiz gittik bankaya, istimava, bankadan para verdiler. Evet. O zaman bize veriyorlar. Şimdi müdürlere veriyorlar bilmiyorum. 8 tane çalıştım ben. İkimize 50 lira para verdiler. Koca köyde 50 lira bu artıyor bile daha 50 lira. Nerede şu çoğunluğu lan şey ya? Lira yok şey. Hep bu şey. Doğrudur. Oğlum para, yeni o para, nereydi paralarla, o para. Şimdi kar bize çıkıyor, şimdi kar yok. 2,5 kuruşlara çıktı, 5 kuruşa çıktı, 10 kuruşa çıktı. Selim Bey'le, Selim Bey'e paralar aldık, şimdi geliyordu bayramda. Kendi öyle 10 adım ileriden git diyor bana. Niye dedim lan? Soyal abisi diyor. Eyvah. E ne var senin bizi soysuz derler. Kim geldi ya? Ya da bir yok. Namaz mı değil mi? Ne? Ne bileyim ya da yok. Ya bu bilgileri şimdi mesela siz yaptığınız bilgileri yeni nesil öğrensin diye inceliyor. Ha. Yani mesela ben yeni Kuşu'da kiremit fırını, kiremit imal edildiğini bilmiyordum. Ha. Şimdi yapılıyormuş, bunu öğrendim. Usta kim dedim, yaşıyor dediler. Senin ismini söylediler. Senin de buraya geldiğini duydum, geldim. Sorayım dedim ya, nasıl yapıyormuş diye. Köyün kiremidini bundan geliyor. İşte yani köyün kiremidini sen yapıyormuşsunuz babanızla. Niye doldurdun? Bizim de. Şimdi bunu çoğu insan bilmez. Evet, böyle. Bu bir... Sen yapamaz. Tabii. Tabii. Bu bilgiyi gelecek nesle bırakmak bizzat yaşayan ustanın ağzından duymak ve duyurmak için tabii, sordum. Tabii. Askerliği nerede yaptın? Askerliği çok güzel. Bu yüzden daha...